Oğulları nerede ikisi? Oğulları var, ikisi de öldü oğulları. Bir anne hayatının en acı haberini işte orada aldı. Adli Tıp Kurumu'na tek oğlunun cenazesini almaya gitmişti ama acısı ikiye katlandı. İki evladının da öldüğünü orada öğrendi. Ferdi ve Tahir kardeşler aynı kazanın kurbanıydı. Anne, "Ferdi iyi mi?" diye sordu. Aldığı cevap acının ta kendisiydi. Oğullarıyla aynı inşaatta çalışan baba gözyaşlarıyla o haberi verdi eşine. Oğulları nerede ikisi? Oğulları var, ikisi de öldü oğulları. Acının bir diğer adresi ise Adli Tıp Kurumu. Feci kazada hayatını kaybeden işçilerin otopsi işlemleri devam ederken yakınları ise onların cenazelerini almak için Adli Tıp Kurumu önünde acılı bekleyişini sürdürüyor. Adli Tıp Kurumu önünde daha nice hayatlar karardı. Yürekler yandı. Erkekler feryat edemedi. Yüreklerindeki sancı gözlerinde saklıydı. Kimi borcu için gelmişti mezarları olacak o inşaata. Kimi okulu için. Kimi 21 yaşındaydı, kimi 40. Aldıkları asgari ücrete koca bir rezidansın yükünü omuzladılar. Kimse dur diyemeyecekler mi bunlar? Yazık, günah değil mi? Ateş düştüğü yere yakıyor. Ateş düştüğü yere yakıyor. Bu kadar diyorum size. Geride kimi bıraktı? Geride yetim bir tane çocuk bıraktı. Ferdi Kara ve Tahir Kara. 21 ve 25 yaşlarında iki kardeş. Babaları Miktat Kara'yla aynı inşaatta çalışıyorlardı. Feci kaza iki kardeşi aynı sona sürükledi. Baba haberi duyduğunda sinir krizleri geçirdi. İki tane oğlumu kaybettim. İki tane oğlumu kaybettim, altı oğlumdan. İkisini kaybettim, altı askerin ikisini kaybettim. İki oğlum ciğerlerim yandı benim. Çocuklarından geriye kalan son eşyaları almak için polis merkezine gitti. Onun ağıtları yürekleri sızlattı. Dört aydır oradayız, beş aydır. Ben de çalışıyorum. Allah herkesin çocuğunu kurtarsın. Oradan kurtarsın. Allah oradan kurtarsın. 44 yaşındaki İsmail Sarıtaş da asansör faciasının kurbanlarından biriydi. Yetim büyüdü. Evlendi, eşini kaybetti. 10 yaşında bir kızı vardı. Bir aydır işsizdi. Ev kredisini ödemek için inşaatta çalışmaya başladı. Bir ay işsizdi zaten. Krediyle ev aldı. Daha borcu bile duruyor. Hıdır Ali Genç de henüz 20'sini dolduramadı. Tunceli Üniversitesi'nde okuyordu. Okul açlığını çıkarmak için 5 gün önce işe girmişti. İnsanların ciğerleri yanıyor. Yani benim ciğerim yanıyor kardeşimin oğlu olduğu halde. Şimdi kardeşim ne yapıyor? Onun anası ne yapacak? Kolay mı yetiştirdi yani? Bunlar yazık, günah ya. Böyle bir şey yok ya. Böyle bir acı yok. Vahdet Biçerse 28 yaşındaydı. Yıllarca yurt dışında inşaatlarda çalıştı. Bir yıl önce Türkiye'ye dönüş yaptı. İşe gireli 6 ayı dolmamıştı. O da geride acı bıraktı. Uzun zamandır zaten orada çalışıyordu kendisi. Daha önce de bundan hatırladığım kadarıyla 20-25 gün önce de 19 yaşında bir arkadaş daha hayatını kaybetmişti yine aynı şekilde düşüp. Telaşa kapıldık haliyle, aradık, sorduk. O zamanlar bizi geçiştirdi tabii, merak etmeyelim diye geçiştirdi bizi. Yok bizde değil, diğer şantiyede gibisinden geçiştirdi. Yani yıllardır şantiyede çalışıyordu. Bugüne kadar bir kere bile burnu kanamadı ama bir kere kaza yaptı. Pir oldu yani. Adli Tıp Kurumu önünden bir bir çıktı cenaze araçları. Cenazelerini alanlar memleketlerine doğru yola koyuldu.
Yaşanan facianın ardından inşaatın tüm faaliyetleri durduruldu. Ertesi sabah mesaiye başlamak için inşaata gelen işçilerse içeri alınmadı. İnşaatın önünde beklemeye başladı. Gözleri korkuyla bakıyordu hepsinin. Bir gün çalışamadılar ama 10 kişiye mezar olan o inşaata mutlaka geri döneceklerdi. Kimi tek başına, kimi yine babası ya da oğluyla. Ben de hani okul aşımı çıkartmak için üniversiteye hazırlanıyorum. Dershanem başlayacak. Onun için beraber babamla beraber çalışmaya geldim buraya. Ne kadar alıyorsun peki? Asgari ücret. Biz burada çalışıyoruz. Yarın iş başlangıcı olduğunda yine geleceğiz. Ama nasıl bineceğiz o asansöre? Öte yandan İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 24 saat çalışma izni verildiği ortaya çıktı. O izne göre projede kamu yararı bulunması nedeniyle ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlamalara uymak kaydıyla gündüz zaman dilimindeki faaliyetlerine ek olarak saat 19.07 saatleri arasında çalışma izni verilmesi uygun görülmüştür deniyor.